Rubik's kurlarını doğru okumak hakkında bir video yapacağım. Birçok arkadaşımız döviz kurlarını nasıl okuyacağımız hakkında sorular sormakta. Döviz çok arttığı için anlattığım konularda bazı açık olmayan yerler var. Onları açıklayacağım bu videoda arkadaşlar. Döviz tabi diğer yatırım araçları gibi değil. Şimdi göreceksiniz neden farklı olduğunu. Bu videoda da döviz kurlarını nasıl düzgün okuyabiliriz, onu göreceğiz. Pariteler ne demektir, ne anlama gelir, onu göreceğiz. İlk başta yasal uyarımızı gösterelim. Borsa kursu için Udemy'den beni bulabilirsiniz. Bu videonun altında da linki var arkadaşlar. İlk başta döviz sembolleriyle başlarsak, döviz sembolleri ne demektir? Nasıl oluşur? Örneğin Türk lirasının sembolü 3 harften oluşur. TRY'dir. TRY demek ilk iki harfi ülkeyi göstermekte. En son harfi ise para birimini. Örneğin Amerikan doları, Türk lirası TR ve yeni Türk lirası. Amerikan doları ilk iki harfi Amerika, US, United States. Son harfi ise doları gösteriyor. EU, Euro'nun sembolü. Daha sonra kısaltmada 3 harf kullanılmış Euro'da. Japon yeni de aynı şekilde arkadaşlar. Japon yeni Japonya'nın sembolü ve yen kullanılmış. Pound'da da aynı şekilde GB İngiltere'nin sembolü Great Britain ve P de Pound. Kanada doları da bu da dolar olduğu için aynı şekilde CA Kanada sembolü ve D gelmekte bundan sonra. İsviçre frangı için aynı şekilde CH İsviçre'nin sembolü ve F de frankı göstermekte. Döviz örneğin bu Türk lirası Türkiye'de geçerli. Bunun gibi arkadaşlar Kanada'nın da doları var. Fakat bu Kanada doları. Döviz sembolleri böyle oluşmuştur arkadaşlar. Döviz sembolleri arasındaki ilişkiye parite denir. Bu nasıl okunur? Örneğin gördüğümüz Euro-TRY paritesi ne demektir? Bu iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Buna döviz çifti de denir ya da yaygın kullanılan paritelerde denmekte. İlk kısmı temel para birimini göstermekte. İkinci kısmı ise hangi temel para biriminin hangi para primi açısından bakmamızı istediğimiz ikinci para birimi bu kısımda olmaktadır. Temel para birimi örneğin Euro Türk Lirası ya da Dolar Türk Lirası. Bu durumda iki para biriminin de örneğin Euro'nun Türk Lirası olarak karşılığını Dolar Türk Lirası olarak bakarsak USD TRY yani doların Türk Lirası olarak karşılığını görmekteyiz. İkinci kısım bize hangi para birimi olarak görmek istediğimizi, birinci kısım ise örneğin hangi para birimini görmek istediğimizi, Euro'nun Türk Lirası karşılığını görmek için Euro TRY'ye kullanıyoruz. Doların Türk Lirası karşılığını görmek için USD TRY'ye kullanıyoruz arkadaşlar. Bazı platformlarda bunlar tabii değişiklikler gösterebilir. Biz şimdi böyle olarak gösterdik bunu. Bazı platformlarda sadece böyle olarak değil, örneğin hiç arada boşluk olmadan beraber yazılabiliyor bunlar. Bu da aynı şey. Ya da ortaya bir tane nokta konabiliyor.
ya da burada olduğu gibi bölüyle gösterilebiliyor. Hepsi aynı şeye geliyor arkadaşlar. Şaşırmayın başka bir format görürseniz. Burada anlatılmak istenen 1 euro için ne kadar Türk lirası alırım? 1 euro satarsam ne kadar Türk lirası elime geçiyor? Bu bizim satmak istediğimiz, bu da sattığımız zaman elimize geçen para birimi. Örneğin USD euro olarak bakarsak grafiğe bu tabi yanlış yaptım arkadaşlar. Bu pariteye bakarsak 1 dolar sattığımızda elimize ne kadar euro geçiyor onu gösterir bu grafik. Örneğin burada bir örnek gösterdik. 1 euro bu temel para birimi 1 euro kaç dolar eder? Bize gösterdiği bu grafiğin bu oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunu farklı para birimleri için yapabiliriz. Hepsi örneğin Türk lirası olarak görmek istiyoruz. Neyi? Euro'yu, 1 euro'yu, 1 doları, 1 Japon yenini, 1 İngiliz pound'unu, 1 Amerikan, Kanada dolarını pardon, 1 İsviçre frangını. Bunların hepsi bir birimdir. Temel para birimi hep bir birimdir. Burası değişir arkadaşlar. Türk lirasının bir para birimi karşısındaki değerini gösterir bize bu. Örneğin Euro Türk lirasını grafik üstünde gösterirsek 1 Euro'nun kaç Türk lirası olduğunu gösteren grafik için Euro TRY grafiğine bakıyoruz. Burada da Euro TRY grafiği var arkadaşlar. 1 Euro kaç TRY? Bunun için Euro TRY'ye bakıyoruz. 8.55 şu anda. Yani grafiği grafik görüntüsünü aldığımız anda 8.55. 1 Euro satarsak bize 8.55 Türk lirası geri veriyorlar. Eğer Euro TRY grafiği artıyorsa Euro değerleniyor, Türk lirası değer kaybediyor demektir arkadaşlar. Eğer bu grafik aşağıya doğru gidiyorsa Türk lirası değer kazanıyor, Euro değer kaybediyor demektir. Bu grafik yukarı giderken bu anki alım satım tavsiyesi değil, şu an için konuşmuyorum arkadaşlar. Genel olarak bu alım satım stratejilerinin hepsini kursta anlatıyorum. Genel olarak şöyle göstereyim. Bir grafik yukarı gidiyorsa trendi vardır demektir. Euro TRY grafiği yukarı gidiyorsa Türk lirasından çıkıp Euro almak daha avantajlıdır. Eğer Euro TRY grafiği aşağı iniyorsa elinizde Euro varsa Euro'dan çıkıp Türk lirasına geçmek daha avantajlıdır. Bu al sat tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öğrenmeniz için konu olarak anlatıyorum. Şu anda gördüğünüz Euro TRY grafiği. TRY Euro grafiği ise bunun birebir aynısı fakat tersidir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şuraya gelir. Bunun tersini çizmeye çalışıyorum. Şöyle çıkıp tekrar böyle iner yani. Sembol de tersi zaten. Burada bir Türk lirası kaç euro ediyor? Onun sorusuna cevap buluruz arkadaşlar. Örneğin diyelim Ahmet elinde euro var. Bu euroyu satmak istiyor. Bankaya gidiyor ya da herhangi bir yerden satıyor. 100 euro satmak istediğini düşünelim.
Temel para birimi euro, eline geçecek olan Türk lirası. Bu durumda euro YTL, yani temel para birimi euro, eline geçecek YTL, YTL grafiğine bakıyor. Biraz önce baktığımız grafik 1 euro 8,55 YTL. Şu grafiğin bu değeri. Eline geçecekse ikisini çarpıyoruz. 100 euro 8,55 YTL'den 855 YTL yapıyor. Yani 100 euroyu satıyor. Euro YTL grafiğine bakarak 855 geri alıyor. Tabii alım satım arasında farklar falan da var. Onları da düşünmek lazım. Örneğin burada Ali aynı anda elinde Türk lirası var, euro almak istiyor. 855 Türk lirası var diyelim. Temel para birimi bu durumda YTL, elindeki para birimi ve euro almak istiyor. Bu durumda ne yapıyor? YTL euro grafiğine bakıyor. Temel para birimi YTL. Almak istediği euro. Biraz öncekinin birebir aynı aşağıya doğru fakat olduğunu söylemiştik. 1 Türk lirası 0,11 61 euro ediyor. Ha, burası yanlış olmuş arkadaşlar. Bu ters olacak tabi. Burası YTL. Burası euro. Bu durumda eline geçen miktar 100 euro oluyor. 855'i 0,11,61 ile çarpıyoruz. Ali'nin eline geçen bu durumda 100 euro oluyor. Baktığı grafik ise YTL euro grafiği. Diğer döviz, tabi bu sadece Euro Türk Lirası arasında değil, diğer bütün döviz türleri arasında da oluyor arkadaşlar. Örneğin burada Euro dolar görmekteyiz. 1 Euro kaç dolar ediyor sorusuna cevap vermekte bu. Eğer bu yukarı çıkıyorsa biraz önceki Türk lirası örneğinde de gördüğümüz gibi Euro TRY grafiği de yukarı çıkıyordu. Aynı şekilde yukarı çıkıyordu. Eğer bu yukarı çıkıyorsa arkadaşlar Euro dolar karşısında daha çok değer kazanıyor demektir. Yani temel para birimi bir para birimi veriyorsunuz. 1,17 dolar alıyorsunuz. 1,17,83 dolar alıyorsunuz. Yani verdiğinizden çok alıyorsunuz ve fiyat yukarı gidiyor. Bu durumda euro dolara karşı daha çok değer kazanıyor demektir. Başka bir şekilde burada temel para birimi dolar. 1 dolar verip ne kadar Kanada doları alırsınız? Bu grafik şu bölümde aşağıya gitmekte. Yani Kanada doları daha çok değer kazanmış dolara göre bu zaman dilimi içinde. Fakat hala 1 dolar verip daha çok Kanada doları alıyorsunuz. Bu basit matematik hesabı arkadaşlar. Yani böyle x bölü y derseniz y büyürse ortaya çıkan sayı küçülür. X büyürse buraya çıkan sayı büyür arkadaşlar. Basit matematik hesabının aynısı. Yani şu daha çok değer kazanıyorsa
grafik yukarı doğru gitmeye başlar. Bu daha çok değer kazanıyorsa grafik aşağıya doğru gitmeye başlar. Şöyle düşünebilirsiniz bunu. USD bölü Kanada doları. Eğer Kanada doları daha çok değer kazanıyorsa, yani bu durumda bu grafik yükselir. Eğer bu daha çok değer kazanırsa Kanada dolarına, pardon arkadaşlar, şöyle bir daha sileyim, ben bunu yanlış anlatmayayım size. Amerikan doları bölü Kanada doları burası. Bu daha çok değer kazanırsa grafik çıkar arkadaşlar. Eğer bu daha çok değer kazanırsa grafik aşağıya iner. Bu durumda grafik aşağıya iniyor. Kanada doları daha çok değer kazanmakta. Aynı şekilde İsviçre frankı daha çok değer kazanmakta bu zaman dilimi içinde. Gördüğünüz gibi ikisinde de dolar temel para birimi, yani iki para birimine karşı dolar değer kaybetmekte. Şurada gördüğümüz euro, ikinci kısım dolar, yani dolar değer kaybetmekte. Grafik yukarı çıkıyor. Burada dolar sterline, pound'a karşı değer kaybetmekte. Grafik yukarı çıkıyor. Bu biraz önceki grafik gibi arkadaşlar. Japon yeni dolar karşısında daha güçlü. Bundan dolayı grafik aşağıya iniyor. Bu örneğin aynısı, şunun aynısı. Burada Avusturya doları daha çok değer kazanmakta, fiyat yukarı. Yeni Zelanda doları daha çok değer kazanmakta dolar karşısında, fiyat yukarı. Euro dolar paritesi, euro pound paritesi bu arkadaşlar. İkisinin ortalama eşit şekilde bir kanal kurduğunu görmekteyiz. Yani bir o iyi oluyor, bir o, ama çok bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. İngiliz pound'u, yani sterlini, GBP pound aynı şey. Japon yeni karşısında daha çok değer kazanmış. Bunun da yukarı çıktığını görmekteyiz. Birbirleri arasında da karşılaştırma yapabilirsiniz böyle aynı şekilde arkadaşlar. Hangi döviz kuru daha iyi, daha avantajlı diye. Şimdi biraz daha pratik şeylere gelelim. Bu önemli bilgiydi anlattıklarımız tabii. Alım satım yaparken neler yapabilirsiniz? Forex kullanabilirsiniz. Forex tavsiye etmiyorum, ben kullanmıyorum. Normal alabilirsiniz. Sadece bir formasyon olduğunda alın arkadaşlar. Bu al-sat tavsiyesi değildir. Sadece nasıl okuyabilirsiniz döviz kurlarını, nasıl daha iyi görürsünüz, onu anlatmaya çalışıyorum. Alım-satım arasında bir fark vardır arkadaşlar. Bu alım-satım arasındaki fark, örneğin ben alırken banka bana yüksek kurdan satıyor. Ben alırken satış kurundan alıyorum bankadan. Ben bankaya satmak istediğimde banka bana benden 8.37'ye alıyor. Bu alım satım, yani bankanın alımı, bankanın satışı bizi. Şöyle baktığımızda arkadaşlar, alım satım arasındaki fark az olmasına dikkat etmemiz lazım. Bu aslında borsadaki işlemler için de geçerli. Örneğin 8
72 eksi 8 37. 0.35 fark var arkadaşlar. Bu çok büyük bir fark. Yani 8700 20 liraya aldığımızda hemen satmak istersek 350 TL zarar ediyoruz bu alım satım arasında oluşan farktan dolayı. Bir de tabii devletin koyduğu bazı %1 falan var galiba, ondan bilmiyorum tam. Bundan dolayı gişelerden almak her zaman pahalı arkadaşlar. Bir, burada gişe kurlarına bakıyoruz. Onun dışında mesai saatleri dışında internetten işlem yapmak da hatırladığım kadarıyla pahalı oluyordu. Mesai saatleri içinde paranızı internet üstünden eğer dönüştürmek istiyorsanız dönüştürün. Hangi yöne olduğu önemli değil. Euro Türk Lirası ya da Türk Lirası Euro, hangisi olduğu ya dolar, hepsi olabilir. Hani yaptığınız işlemler internetten olursa daha ucuz oluyor. Mesai saatleri içinde daha ucuz oluyor alım satım arasındaki fark. Evet, bugünkü döviz konumuz bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Aşağıda Udemy kursunun da linki bulunmakta. Umarım sorularınıza cevap bulabilmişimdir bu videoda. Görüşmek üzere. Bay bay.